Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 24 Temmuz Salı, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle başlıyoruz sevgili izleyenler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla aslında gün izini başlatmış olduk. İlk önce Kılıçdaroğlu neler söyledi, önemli başlıklarına bakalım, daha sonra başlıklarımıza devam edelim. CHP lideri yargıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin en temel sorunu şu anda yargıdır dedi. Yargı tutsak rehin ve baskı altındadır dedi ve bu cümlelerinden sonra CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'yla ilgili konuştu ve Enis Berberoğlu'nun aldığı kararı değerlendirdi. Şu anda Berberoğlu tamamıyla demokrasi kahramanıdır. Ben onu öyle görüyorum dedi. Aynı zamanda tutuklu gazeteci Ece Sevim Öztürk'ü gündemine aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarının neden ortaya çıkmasından korkuyorsunuz diye de iktidara seslendi. Ve o hal gündemindeydi CHP liderinin. Birazdan detaylarına da bakacağız. Evet, bugünün öne çıkan diğer başlıklarına bakacak olursak eğer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi gündemine aldı. Biliyorsunuz seçimden önce bedelli askerlikle ilgili söz vermiştik. Şimdi de o sözümüzü tutuyoruz dedi. Ve meclisteki grup toplantısından sonraki konuşmasında, yani çıkışta gazetecilere yaptığı kısa bir açıklamada da kesinlikle 21 günün altına düşmeyecek dedi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Aynı zamanda İsrail'e çok sert tepkileri de vardı Erdoğan'ın. Bakacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP'li milletvekilinin arkasını arayan ve o açıklamaları da gündemine alan HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'la ilgili soruşturma başlatıldı. Bakacağız. İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de bugün 4 katlı bir bina çöktü sevgili izleyenler ve çökme anı da canlı yayında kameralara yansıdı. Bunu da ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Bedelli askerlik gündemindeydi. 21 günden aşağı inmeyecek dedi ve hedefinde İsrail vardı. Cumhurbaşkanımız grup genel kurul toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz, şeref verdin Sayın Cumhurbaşkanım diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu bugün. 21 gün askerlik eğitiminin komisyondan geçtiği bedelli askerlikle ilgili neler diyeceği merak ediliyordu. Erdoğan detaylara çok fazla girmedi. Bedelliyi bundan sonra gündemimizden çıkaracak düzenlemeyi getireceğiz dedi. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleleri, sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlüler eliyle yapma imkanımızın kalmadığı açıktır. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Ve onun ruhundaki o hassasiyeti, o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. O hal kalktı. Ancak Erdoğan gerekirse belirli yer ve bölgelerde tekrar o hal ilan edebiliriz dedi. Ayrıca ihtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belirli yerlerde olağanüstü hal ilan etme yetkimiz vardır. Türkiye'nin onda biri kadar dahi terör tehdidi altında olmayan ülkeler en küçük bir kargaşada bizdekinin 10 katı ağırlığında
tedbirler uyguluyor. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele için çıkardığı kanunlar yüzünden eleştirmeye hakkı olamaz. Erdoğan'ın daha sonra hedefinde İsrail vardı. İsrail'in Kudüs ve Gazze başta olmak üzere Filistin coğrafyasında gerçekleştirdiği saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur. Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçları olmayan sivil Filistinlilerin üzerine tankıyla, topuyla, uçağıyla, füzesiyle, keskin nişancısıyla giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Nitekim geçtiğimiz günlerde İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet kanunu bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı ve toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, CHP maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden, dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve eski maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Ve maalesef CHP sanırım algı olarak da söylem olarak da hakareti zeka olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayrimeşru gören anlayışına devam ediyor. Yine CHP sözcüsünün açıklamalarına baktığımızda açıklamasının bir yerinde diyor ki dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90'dı, şimdi 4.90. Enflasyon %7.64'tü, iki katına çıktı. Dolayısıyla bunun sorumlusu olarak OHAL'i gören, 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini yok sayan ve bu işgal girişiminden sonra Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili, Türkiye'nin kendi iç güvenliği ile ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar ve yine OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin hem Türkiye'nin sınır güvenliği, iç güvenliği, FETÖ'yle mücadelesine ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden biz zaten bir olumlu yaklaşım beklemiyoruz. Burada ifade ettiği birçok şeye de açıkçası cevap verme gereği duymuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar ortaya attığı iddialara seçmen sandıkta gerekli cevapları vermesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesini ve bu iradenin verdiği mesajları anlamama konusunda direncini sürdürüyor. Bedelli askerlikle ilgili 21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor dedi Mahir Ünal. Maalesef başkalarını suçlayarak yalan, iftira, hakaret üzerinden maalesef bildiğimiz CHP yoluna devam ediyor.
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi seçimler öncesinde AK Parti hem kongreleriyle hem de genel başkan istifaya çağırma hakkını kullanarak hem il başkanlıklarında hem de belediye başkanlıklarında bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Dolayısıyla şimdi önümüzde büyük kongre var. Önümüzdeki büyük kongrede il başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil, daha çok genel merkez MKYK'sına ilişkin. Tabii ki AK Parti'nin bir geleneğidir bu yenilenme. Bu bir bayrak yarışıdır siyaset bizim için. Bu bayrak yarışında AK Parti yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, evet, 21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama bildiğiniz gibi şu değiştirildi. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak. Evet, CHP'de olağanüstü kurultay olacak mı, olmayacak mı? Muhalifler yeterli imzayı toplayabildi mi? CHP sözcüsü Bülent Tezcan, imzalar gelirse gereğini yaparız dedi bir kez daha ve bedelli askerlikle ilgili de parası olmayanlar ne olacak? Parası olana tezkere, parası olmayan askere mi diyeceğiz dedi ve parası olmayanların da para ödemeden bu haktan yararlanmalarını istedi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, muhaliflerin imza toplama sürecini değerlendirdi. Olağanüstü kurultay süreci parti tüzüğümüzde belirtilen çerçevede yürüyor, yürüyecektir. O partinin iç işidir. Toplayan arkadaşlarımız topladıkları imzayı getirirlerse tüzüğe uygun olarak gereği yapılır, yapılacaktır. Tezcan, genel merkezin delegelere baskı uyguladığı iddiasını da yalanladı. Bu baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, doğru değildir. Bu iddiaları ifade etmenin partiye yararı da yoktur, tam tersine zararı vardır. Zaten mevcut ortamda baskı iddiasını haklı kılacak bir tablo da yoktur. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Cuma günü 604 imza toplandık dendiğinde bir açıklama yaptırmıştır genel merkez vasıtasıyla. 604 imza eğer toplanmışsa sayıları yarıştırmanın alemi yok. Bunu getirin, cumartesi günü bu imzalar teslim edilsin, derhal kurultayı toplayacağız denmiştir. Dolayısıyla bu çağrının yapıldığı yerde delegelere baskı yapılıyor demenin bir anlamı yoktur. Yeterli sayı bulunmadan da 604 varsa kurultayı toplayacağım, buyurun getirin demiştir genel merkez, genel başkanımızın talimatı üzerine. Bu nedenle bu tartışmalar anlamsız. Onu bırakalım, kendi içinde yürüsün, kendi meclisinde. Türkiye'nin esaslı ve ciddi meseleleri var, oraya bakacağız. Bedelli askerlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tezcan, bedelli askerlik tasarısına destek vereceklerini ancak düzeltilmesi gereken hususların olduğunu söyledi. Bu bedelli askerlik teklifine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek vereceğiz. Ancak düzeltilmesi gereken hususlar var. Bunları da ifade edeceğiz. 21 güne indirmişler temel eğitim süresini, 28 günden. Bunun bir anlamı yoktur. Temel eğitimi, 21 gün temel eğitimi koymanın bir anlamı yoktur. Madem bedelli askerlik getirdiniz, bu temel eğitiminde kalkması, 21 günlük askerlik süresinde kalkması gerekir. Bedel ödeyerek eğer askerlik yaptırıyorsanız 21 gün kışlaya sokmanın bir anlamı yoktur. Kimse kendini ve milleti aldatmaya kalkmasın. Parası olmayan ne olacak? Bedelli askerlik şartlarını taşımış, taşıdığı halde askere gidememiş o sebeplerle ama parası yok, ne olacak? Yani şunu mu diyeceğiz? Parası olana tezkere, parası olmayan askere. Bu doğru, adaletli bir yaklaşım değildir. Bu nedenle parası olmayanların da o statüle
o statüyü taşıyorlarsa para ödemeden mağduriyetlerini giderecek bir yöntemin geliştirilmesi gerekir. Resmi gazetede iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi daha yayımlandı. Kararnamelerle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde strateji ve bütçe başkanlığıyla iletişim başkanlığı kuruldu. Resmi gazetede yayımlanan iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde strateji ve bütçe başkanlığıyla iletişim başkanlığı kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma planlarını, Cumhurbaşkanlığı programlarını ve orta vadeli programı Politika Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlayacak. İletişim Bakanlığı ise devletin tanıtılması, siyaseti ve tanıtmayla ilgili stratejilerin belirlenmesini sağlayacak. Bu arada resmi gazetede yayımlanan genelgeyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ilgili kuruluşu oldu. Meclis Genel Kurulu 28 Temmuz'da tatile girecek. Meclis 1 Ekim'de açılacak ancak bu sürede bazı komisyonlar çalışmaya devam edecek. Terörle mücadele ve torba yasa teklifinin yasalaşmasının ardından meclis 28 Temmuz'da tatile girecek. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de açılacak ancak bazı komisyonlar tatile girmeyecek. Alınan karara göre Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu çalışmalarını yürütmeye devam edecek. YÖK akademisyenleri ihraç yetkisine karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderilen metinde bu yetkiler yüzünden ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını zorlaştıracaktır denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda OHAL sonrası düzenlemeleri içeren yasa teklifinin kabul edilmesine YÖK'ten uyarı niteliğinde itiraz geldi. Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre kamudan ihracatlara 3 yıl daha olanak sağlayan madde kapsamında akademik personeli kamudan çıkartma yetkisi verilen YÖK'ün komisyona gönderdiği itiraz metninde YÖK'ün öğretim elemanlarını kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması, ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulması zorlaştırılacaktır denildi. YÖK yetkililerinin itirazı üzerine maddenin genel kurulda önergeyle değiştirilmesi gündeme geldi. Önergenin hazırlanacak olması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden YÖK'e bilgi verileceği kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP'li milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'a yönelik soruşturma başlatıldı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan hakkında operasyonlarda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Pervin Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı. Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadelerde kullandığı belirtilen açıklamalarda bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İstanbul Beyoğlu Sütlüce'deki 4 katlı bir bina yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çöktü. 3 bina çökme tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılmıştı. Çökme anı saniye saniye görüntülendi. Murat geliyor. Ha geliyor. Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu çökme tehlikesi yaşayan bina işte böyle yerle bir oldu. Murat geliyor. Ha geliyor. Girme.
İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel atma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Gece devam eden yağışlar nedeniyle 4 katlı binanın temelinde göçük meydana geldi. Bina çöktü arkadaşlar. Göçüğü gören vatandaşlar hemen binadakileri uyardı. Bina tahliye edilirken çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Binanın yanındaki 2 bina da tehlikeye karşı boşaltıldı. Abi girme. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan binanın kaçak olduğunu ve ruhsatının olmadığını açıkladı. Olay saat 10.30 sıralarında oldu. 1.5 saat içerisinde belediyemiz bu gördüğünüz 3 tane binaya müdahale etti. Oraları tahliye etti. Elektriğini, suyunu, doğalgazını kesti. Şu anda gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Şu aşamada vereceğimiz bilgiler bunlardan ibaret. İnşallah süreci... Efendim bina toprak kaymaya devam ediyor. Hayati tehlike yok dediniz ama binanın çökme tehlikesi var. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anda yapacak bir şey yok. Gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Başkanım, şu anda yapabileceğimiz sadece içindeki insanların ve çevredeki insanların hayatlarını garantiye alacak, onları can güvenliğinde koruyacak tedbirler almak. Şu anda gerek kaymakamlığımız gerek belediye olarak bütün resmi kurumlar olarak bu tedbirleri almış bulunuyoruz. Süreci bundan sonra hep birlikte zaten izliyoruz. İnşallah daha büyük bir mal ve can kaybı olmadan bu süreci atlatmış olacağız. İskan yok muydu efendim binanın? Maalesef yok. Sayın ruhsatı da yok, iskan da yok, kaçak bir yapı. Kaçak yapı. Dakikalar geçtikçe bina altındaki toprak kaymaya devam etti. İstinat duvarının yıkılması sonucu çökme tehlikesi yaşayan binanın altından toprağın kayma anları drone'la havadan görüntülendi. Murat geliyor. Ha geliyor. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken çevredekilerin korku dolu gözleri arasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ha geliyor. Girme. Çökme sonrası etrafı toz bulutu kapladı. Olay sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan evi yıkılan vatandaşları teselli etti. Oturanların tamamı otelin lobisinde toplanıyoruz. Size konaklama yerleri ayarlıyoruz. Tamam. Süreci adım adım yürüteceğiz. Evleri yerle bir olan vatandaşlar ise mağdur olduklarını söyledi. Burada inşaat var, inşaat. Evet. Aşağıya 3 kat iniyorlar aşağıya bodruma. İnmeyin dedik, inmeyin. Yeter dedik, inmeyin. Dilekçe verdik. Belediye dedik ilgilen, indirme. İndirmeyin dedik bunları. Can taşıyor. 18 daire kaç kişi kardeş hesap etti ya. İki kişi bile dinlemedi. Gene yaptılar işte. Herkes mağdur abi. Evet, bu sabah da işte pantolonumu dışarıda giydim. Sokakta. Evet. Kendimi dışarı attım. Anladın mı kardeş? Başkan Demircan, evi çöken bütün vatandaşlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 77 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 156 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Dün Batı Attika ile Korintos arasında Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangını hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kineta'nın Galini, Panorama ve Marula yerleşim alanlarını sarmış durumda. Bölgeyi saran alevler nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi ve bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Daily Mail'in haberine göre 77 kişi yaşamını yitirdi, 156 kişi de yaralandı. Yetkililer yaşamını yitiren 77 kişiden 26'sının sahil kenarında bulunan villa tipi evlerini boşaltırken can verdiğini belirtti. Sahilde yangından kaçan 3 kadın ve 1 çocuğun da denizde boğularak can verdiği belirlendi. Tekrar etmiş olalım sevgili izleyenler, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında son belirlemelere göre 77 kişi yaşamını yitirdi, 156 kişi ise yaralı.
Laos'ta baraj çökmesi sonucu boşalan 5 milyar litre su 6 köyü sular altında bıraktı. 6 binden fazla kişi ise evlerinden olurken 100'den fazla kişi ise kayıp durumda. Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu 5 milyar litre suyun 6 köyü yuttuğu bildirildi. Laos Haber Ajansı'nın haberine göre Atapeo eyaletinde inşaat aşamasında olan bir hidroelektrik barajı dün gece çöktü. Çöken barajdan boşalan 5 milyar litre suyun 6 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi. Köylerde yaşayan 6 binden fazla kişi evlerini terk ederken en az 100 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları ise devam ediyor. Başbakan Tongkolun Sisongli kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı. Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu. Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin %90'ının Tayland'a verilmesi, geri kalanının da yerel bölgede kullanılması planlanıyordu. Japonya'da ay başından bu yana etkili aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi. 30 binden fazla insan sıcaklıklar nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Ülkede aşırı sıcaklar doğal afet olarak ilan edildi. Kyoto Ajansı'nın Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberine göre dün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti. Japonya Meteoroloji Dairesi ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı doğal afet ilan etti. Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti. Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketlerinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi İsrail'in kuzeyinde bulunan Sakhnin şehrinde Filistinli bir ailenin evini yıktı. İsrail polisi Sakhnin şehrinde Filistinli bir ailenin yaşadığı evi yıktı. Yıkım sırasında çıkan arbedede iki Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yıkımla alakalıysa İsrail makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı. Filistinliler ev yapmak için İsrailli belediyelerden ruhsat almak zorunda. Ancak bu işlem neredeyse imkansız. Filistinlilere ait 3000 evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına etkilenmedik, dikkatli ol şeklinde cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Trump'a seslendi. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Trump'ın son açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, "Etkilenmedik. Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar daha medeni olanlardan 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük, dikkatli ol," dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani dün yaptığı açıklamada ABD yönetimini tehdit etmiş. Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında Rouhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için sert bir dille uyarmıştı. İsrail basınına konuşan bir yetkiliye göre Sergey Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini İsrail sınırının 100 kilometre uzağında tutmayı önerdi. İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmeye Netanyahu ile Lavrov'un yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'la diğer İsrailli ve Rus yetkililer katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail Bakanı ise görüşmede Suriye'nin geleceği ve İran'ın Suriye'deki varlığının gündeme geldiğini yazdı. Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre görüşmede Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan tepelerinden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdi. Adı açıklanmayan yetkiliye dayandırılan haberde Netanyahu'nun Lavrov'un önerisine karşı çıkarak sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz cevabını verdiği ifade edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu son 6 ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşürken ikili arasında en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti. Görüşmede Netanyahu Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti. Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşar Esad'la sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve IŞİD varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü için yapılan görüşmeler sırasında meclis karıştı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. Şık'a meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler yapıldı. Teklifin birinci maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu. Seçilmişleri sudan gerekçelerle hapishanelere tıkıp yok etmeye çalışmıyor musunuz? Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Leyla Güven hapiste tutabilmek için bin takla atmıyor musunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Roboski katliamcıları cezasızlıktan aldıkları güçle kapalı kapılar ardında yeni katliam planları yapıyor olabilir mi? Soma'da ve pek çok yerde meydana gelen iş cinayetlerindeki siyasi sorumluluğunuz şaşalı adalet saraylarınızın koridorlarında örtbas edilmiyor mu? Aladağ, Karaman başta olmak üzere tarikat ve vakıf yurtlarında kalan parmak kadar çocuklar kurumları yıpratmalı ikiyüzlülüğüne kurban edilmedi mi? Türkiye artık sadece kağıt üstünde bir cumhuriyet, yani yurttaşı güdülmesi, yeri geldiğinde dövülmesi icap eden bir sürü gibi gören, hukukun rafa kaldırıldığı sözde bir cumhuriyet. İktidarınızın Türkiye'sinin yeni hukuku, hak kavramının yerini tamamen alaşağı ederek devlete sahip olduğu orantısız yetkilerinin yanında bir de aşkın haklığa manzumesi veriyor. Ve bunu bir kurumsallığa değil, tekil bir şahsiyete sunuyor. Bu şahsiyet, cumhurunun yarısının inanmadığı bir başkan. Kendisi de aynı şekilde cumhurunun yarısına inanmıyor. Bu yüzden iktidar olarak kendinize tetikçi kıldığınız yargınızla birlikte artık evrensel hukuk normlarına denk düşen yasal sınırlarınıza çekilmelisiniz. Fakat biliyorum ki bu çağrıya riayet etmeyeceksiniz. O halde en azından ne olduğunuz bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli. İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı yeterli gelmediğini bir dakika. Yüzsüzlükle Bir dakika sözü kestim. Ahmet Şık'ın bu sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop, kürsüden kimseye hakaret edilmemesini istedi. Böyle şey olamaz. 67. maddeye göre hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü kimseye. Lütfen Sayın Şık, bir dakika, sözünüzü kestim, mikrofonu kapattım. Arkadaşlar bir dakika, kimseye hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü ya. Hakaret etme imkanı yok. Böyle şey olamaz. Ahmet Şık'ın sözlerinin ardından önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Şentop birleşime 5 dakika ara verdi.
Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri daha sonra yerlerine geçti. Aranın ardından Şentop, Ahmet Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek Şık'a meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti. Bunun üzerine HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarf etmediğini söyledi. Daha sonra Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 161. maddesine göre Şık'ın meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu. Oylama sonucu Şık'a geçici olarak iki birleşim meclisten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte genel kurul salonundan ayrıldı. Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 1/3'ü kesilecek. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya milli takımını bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde ismini taşıyan caddeye konulan Almanya milli takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi. İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya milli takımını bırakması memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu. Devrek Belediyesi tarafından Özil'in Almanya milli takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Özil'in verdiği karardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı. Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış tutuklandı. Atış çiftinin savcılık sorgularında çelişkili ifadeler vermeleri üzerine tutuklandığı belirtildi. Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edilen anne Dilek ile baba Burhan Atış tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Ne çekiyorsunuz? Oğlum suçlu musunuz? Ortada bir şey yok, hale çekiyorsunuz. Ne çekiyorsunuz? Biz çocuğumuza mı yaradık? Biz çocuğumuza mı yaradık? Kardeşimiz de kayboldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan anne ile baba savcılık sorgularında çelişkili ifadeler vermeleri üzerine tutuklandı. Tamam abi. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca Evrim Atış'ın Yeni Su Köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Evrim'i bize götürsün, bizi bu çileden kurtarsın. Artık dayanamıyorum ben bu acıya. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen küçük kızın anne ve babasının savcılıkta verdikleri çelişkili ifadeler üzerine mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Bu arada aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından serbest bırakılan babaanne Sati Atış gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeter şimdiye kadar çektiğimiz, yeter artık. Hem ciğerinden ol, hem evlatlarından ol. Bu iş ne biçim bir iş, ben anlayamıyorum" dedi. Yeni Su Köyü'nün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ederken, küçük kızın anne ve babasıyla amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Evrim'in anne ve babası tutuklandı. Evrim'i arama çalışmaları ise sürüyor. Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek. Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı.
Nitelikli doktorlara 200 bin liraya kadar maaş ödenecek. Düzenleme ile devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek. Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenleme ile devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek. Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin liraya kadar maaş almasına imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Maliye Bakanlığı'nın da onayıyla düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek. Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %4 artışta 73.1 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı. Haziran ayında 7,3 olan endeks Temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken Temmuz ayında %4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken Temmuz ayında %10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı. Bursa'da Mirliye Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi önünde toplanan Doğader üyeleri vatandaşlara 2700 yıllık tarihe sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mirliye Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkeziyle ilgili yargı süreci devam ederken imar barışından yararlanmak için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurularak yapı kayıt belgesi alınması tepki çekmişti. Ya örtülmez tarihin üstü halıyla. Mudanya Belediyesi ise antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği üyeleri ve Mudanya halkı AVM önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. 2010 yılından bu yana yaşanan süreci Doğader Başkanı Caner Gökbayra aktardı. Doğal yapısını olan alanda yapılan bilimsel incelemelerde ciddi buluntular bulunduğu belirlenmiş ve alanın tarihsel sit değeri yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak bu rapor 2 yıl boyunca sümen altı edildi. Bölge 1. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınması gerekirken Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 3. derece arkeolojik alan kapsamına alındı. Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevini yerine getirmeyince bu alan plan değişikliğiyle ticaret alanı ilan edildi. 13 Nisan 2012'de Mirliye Antik Kenti üzerinde KİPA AVM bir inşaat çalışması başlattı. Dernek üyeleri ve Mudanya halkı basın açıklamasının ardından AVM'nin yapımına yönelik aleyhte sloganlar atarak olaysız şekilde dağıldı. Ağrı katliamına son! Bu yılın en önemli doğa olaylarından birisi olan Kanlı Ay tutulması için artık geri sayım başladı. 27 Temmuz akşam saat 20.15'ten itibaren Türkiye genelinde herkes gökyüzünde onu görecek. Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın merakla beklediği tutulma 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması olacak.
Ayın tam 1 saat 43 dakika boyunca tamamen kızıl rengi bürüneceği muhteşem doğa olayı en iyi Türkiye'den görülecek. Kanlı ay tutulması yalnızca ayın dolunay evresi ve ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle ay tamamıyla dünyanın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünyanın atmosferinden geçen güneş ışınları ayın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ayın hafif kırmızı rengi büründüğü bu olay da kanlı ay olarak biliniyor. 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma Türkiye'de saat 20.15 gibi başlayacak ve gece 2.20'ye kadar devam edecek. Ayın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntü ise en iyi 23.25 gibi gözlemlenebilecek. Kanlı ay tutulmasının yaşandığı 27 Temmuz gününde aynı zamanda çok önemli ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna gelecek olan Mars, normalden çok daha büyük ve parlak olacak. Kızıl gezegen, kanlı ay tutulması sırasında ayın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızı hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Hoşçakalın.